arkadaşlar. Bu akşam kuru otlar üstüne konuşmak için toplandık. Ben bir yazı yazmıştım altyazıda yayınlanan. O yüzden ben moderasyonu yapacağım. Yazıda fikirlerimin önemli kısmını dile getirdiğimi düşünüyorum. Daha çok diğer arkadaşların fikirlerini dinlemek, onlara söz hakkı vermek üzere burada olacağım. Övgü Gökçe, Aslı Ildır, Ali Deniz Şensöz ve Enis Köstüben altyazı ekibinden aramızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben şunu söyleyerek başlayayım. Ben filmi Adana'da Altın Koza Film Festivali'nde gördüm. O yüzden yani bir daha da görme şansım olmadı. O yüzden bazı şeyler bulanık zihnimde. Her şeyi çok net hatırlayamayabilirim. Arada bir hatalar yapabilirim. Şimdiden affola diyerek başlatayım tartışmayı. Öncelikle yani çok ele almak istediğimiz konular var. Çok karakterli bir film. Bir kere biraz karakterler üzerinde de duracağız. Bir ama herhalde şeyle başlamak güzel olacak. Övgün'ün önerisiydi bu. Nuri Bilge Ceylan sinemasında nerede duruyor bu film? İle başlamak güzel olacak. Bir onu çevirelim istiyorum. Ben o konuda filmi vizyonda izlediğim için biraz kendimi önceki konuşmalardan, yazılardan uzak tutmaya çalışmama rağmen filmi izledikten sonra oldukça şaşırdım. Bu film içinde de bir Nuri Bilge Ceylan sineması ve Taşra başlığı altında tartışılıyor olmasına çok şaşırdım. Çünkü bu filmde Nuri Bilge Ceylan ilk defa kendini Kürt çatışması ve Kürt meselesinin içine yerleştiriyor hikayesini. Sadece mekansal olarak değil, birkaç karakteriyle de zaten bunu yapıyor. Terörist addedilen genç bir karakter var. Bu karakterin babasının gözaltında kaybedildiğini biliyoruz. Bu karakterin dağa çıkma niyeti olduğunu dinliyoruz. Onun dışında ana karakterin ev arkadaşı Kenan'ın, kayınbiraderinin Diyarbakır'da örgüt tarafından infaz edildiğini biliyoruz. Ve Kanda başrol kadın oyuncusu olarak ödül alan Merve Dizdar'ın karakteri filmde geçmese de 10 Ekim patlaması da yaralandığını ve bacağını kaybettiğini biliyoruz. Yani bu anlamda benim esasında şu ana kadar filme dair yazılırken bunun bu kadar açık bir şekilde de tartışılmamasının Nuri Bilge Ceylan esasında bir Kürt çatışması evreninde bir film yapıyordu. Bu kadar net söylenmiyor olmasını oldukça şaşırdım. Ayrıca da işte baş karakterimizin gece çatışmalarda uyandığı bir sahne var. Merve Dizdar'ın canlandırdığı karakterin öğrencilerden biz Kürtçe öğreniyoruz dediği var. Yani işte Kürtçe, örgüt, çatışma ve Alevilik de diyaloglarda da yer alıyor. Yani esasında bu Türkiye'nin tarihi, coğrafi, siyasi konumuna dair ilk defa Nuri Bilge Ceylan ben bunları biliyorum, hikayelerimi de dahil ediyorum diyor. Ama hani bunu nasıl yaptığı şu ana kadar ben yeteri kadar tartışıldığını düşünmüyorum. O yüzden buna da şaşırıyorum. Çünkü acaba hani şey düşünelim, hiç meseleyi bilmeyen bir insanın filmi izlediğini düşünelim. Bu dediğin şeylerin ne kadarını ve nasıl anlayabilir acaba? Bir soru işareti bence. Yani mesela 10 Ekim meselesini biz sadece kendi çıkarımız olarak yapıyoruz aslında. Filmde direkt 10 Ekim'in hiçbir şekilde adı geçmiyor diye hatırlıyorum ben. Adı Yanlış geçmiyor ama yani ambulanslar geç geldi, evet. taksiciler, Hep arabaları. ikincil bir yerden aslında bize onun 10 Ekim katliamı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani şöyle bir şey var, bence bir sorun var. Aslında film hikayesinin içine bütün bu meseleleri yediriyormuş gibi gösteriyor olmasına rağmen, yani görünüyor, öyle görünüyor olmasına rağmen her şey teğet geçiyor filmde. Bence temel mesele bu. Zaten filmdeki en büyük ayar kayması da diyeyim, anlatı yapısı açısından burada bir yerde yatıyor bence. Gerçekten bütün bu meseleler çok yoğun bir şekilde varmış gibi görünüyor ama aslında hepsi ucundan kıyısından bir şekilde teğet geçerek varlar. Ve bu dengesizlikten dolayı zaten bu filmin bu meseleye dair ya da güncel Türkiye politikasına dair ya da sosyolojisine dair tam olarak ne dediğini çıkarmak çok zor bence.
Yani açıkçası bu kadar yoğun bir metin varken karşımızda 3,5 saat yoğun diyaloglarla akan işte uzun derin, tırnak içinde derin diyorum, onu da tartışırız belki. Politik muhabbetlerin, sohbetlerin yapıldığı bir filmde tam olarak bunlara dair bütün bu bahsettiğin, senin bahsettiğin şeylere dair film ne diyor, nerede duruyor, bununla ne yapmaya çalışıyor? Bence çok büyük bir soru işareti. Ve bence son bir şey söyleyip bırakayım. Bütün bunları aslında bence yine insan doğasını araştırmak için bir malzeme haline getirmesi beni kişisel olarak filmden en çok soğutan şeylerden biri. Yani bayağı neredeyse bağlamsız bir yere doğru çekiyor olması ve aslında bunları hani işte böyle insanlar arası çeşitli çatışmalara vesile olan öyle olaylarmış gibi filmin içine serpiştiriyor olması, bu kadar ağır şeyler yaşadığımız ya da yaşamakta olduğumuz bu dönemde bunun bu şekilde kullanılıyor olması beni filmden inanılmaz soğuttu mesela. Burada biraz Konuşmak istediğim şeye çok denk düşüyor. Şu açıdan denk düşüyor. Ali'nin sorduğu soruya Nuri Bilge Ceylan sinemasını bile bildiğimiz yerden aslında şöyle bir cevap verebiliriz. Bütün bunlarla ilgili olarak bir yerde durmak zorunda değil bu film. Ya da Nuri Bilge Ceylan. Çünkü bizi böyle alıştırdı. Yani zaten başlangıcından itibaren sineması ile ilgili kurduğu paradigma zaten benim ondan özel olarak Kürt meselesiyle ilgili ya da işte 10 Ekim patlaması ile ilgili bir yerde durmasını bekleyeceğim bir alan açmıyor bana. Öyle bir yerden kurmuyor cümlelerini. O yüzden ben filmi izlerken böyle bir beklentiyle izlemedim ama şu açıdan çok Ali'nin söylediği o ayar kayması dediği şeyi şu açıdan çok tartışmaya ve konuşmaya değer buluyorum. Çünkü arka planda büyük bir toplumsal dramla derin bir kişisel acının ya da işte kişisel çatışmanın bir arada anlatılmasına dair bir cazibe hissiyle harekete geçildiğini hissediyorum. Bu filmin örgüsünü kurarken ki bunu dünya sinemasında çok layıkıyla yapan insanlar olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar denediği bir yol değildi Nuri Bilge Ceylan'ın. Bence denediği noktada da bir anlamda başarıya ulaşabildiği bir yol olmamış. Çünkü tam da hikayenin kuruluş biçimiyle ilgili neticede vardığımız noktada hem karakterler için, karakterlere atfedilen bu özellikler için hem de filmin kurulduğu dünya için eninde sonunda o insan doğası ya da o evrensel olan insanların ruhuyla, ilişkileriyle, birbirlerini yenme arzusuyla, dışlama vesaire vesaire her neyse utançla, şununla bununla sayıp dökebiliriz o duyguları, bugüne kadar ilgilendiği duyguları. Bütün bunlarla ilgili olan şeylerle senin dediğin gibi Ali, yakıcı ve bir sürü insanın hayatını teğet değil, ortasından delip geçen meseleleri bir arada anlatmanın işlevi ne? Bu filmden ne çıkarmalıyız biz? Bu yani filmin anlatımı, hikayesi demiyorum, anlatısı demiyorum çünkü hikayesi ve anlatısı çok gayet sağlam, belirgin bir şekilde ilk 1 saat, 1,5, 2 saat içinde dünyasını net bir şekilde anlata anlata bizi bir yere getiriyor. Ama filmin bittiği noktada, filmin bizi karakterle, o dünyayla, karakterin o dünyaya bakışıyla, bana göre filmin bakışını örtüştürdüğü noktada, bir kısmınız bunun konuda hemfikir olmayabilir. Ben şu soruyla ayrıldım. Ben bu filmden neyi çıkarmalıyım? Ben bu karakterin dünyasından ya da bu filmin bu karakterin dünyasına yer yer eleştirel bir mesafe tutunurmuş gibi görünen ama en sonunda pek de o eleştirel mesafeyi bırakmayan halinden ne çıkarmalıyım? Bütün bunlar böylece geldi geçti mi yani gelip geçen mevsimler gibi? Bu muydu? Mesela ben böyle bir sinemadan bir şey alamıyorum. Bugüne kadarki hiçbir filminde hissetmediğim şey. O açıdan büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Yani ciddi anlamda bir Nuri Bilge Ceylan sineması seven ve büyük saygı duyan bir insan olarak ve ne kadar işte hoşumuza gitmeyen karakterlerle bir sürü açıdan o çok sündürülmüş diyaloglarla ahlat ağacında bir sürü insanın şikayet ettiği bir şey. Benim merakla, hayranlıkla beklediğim bir sonraki adımında ne yapacağını görmek istediğim bir şeyken çünkü eninde sonunda anlattığı evrene dair bana kafamda ve içimde bir hakikate ulaşmaya dair bir şeyler verebilmişken bu film bittiğinde benim avucumda kalan hakikat neyin hakikati, kimin hakikati ve
neye dokunuyor sorusunun altında bir koca bir boşluk gördüm ben ve o boşluk beni son derece rahatsız etti. Yani senin belki filmden sorduğun dediğin şey büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Ve kötü Sanat. anlamda bir rahatsızlık. Yani Evet, sanata da provoke edici bir rahatsızlık değil yani. ben Sanata size bir şey da ait. şeyi gündeme getirmek istiyorum. Bence burada ayrılıyoruz. Yani karakter, yani filmin ve kameranın karakter olan mesafesi çok temel bir şey ama bu ne çıkarmalıyım ya da işte bu boşluk duygusu, bu karanlık duygusu ben de işte Kanda izledim ve çıktığımda ilk en çok hissettiğim şey kesinlikle bence en karanlık karakteri, en sevilemez karakteri, en gerçekten karanlık hislerle çıktığım filmi diye düşündüm. Ben bunu gerçekten şey olarak biraz daha dışarıdan bakıp Nuri Bilge'nin sinemasından da baktığımız zaman ülkenin getirdiği, ülkenin içinde var olduğu ruh halini tanımlamaya dair bir evren olarak algıladım bunu. Bunu da aslında Fırat'ın yazısında söylediği polifoni, değil mi Fırat? Polifoni diyordum. Polifoni meselesi. Yani bu karakter ana karakter gibi işleyen ama aynı zamanda acayip böyle bütün karakterleri yansıtan ve bütün karakterler tarafından da özellikle Sevim ve Nuray tarafından tokatlanan bir karakter. Yani bunu hiç mesela gündeme getirmiyoruz karakterle ilgili olarak. Yani daha önce mesela Nuri Bilge Ceylan sinemasında bu kadar işte Fırat yazısında eleştiriyor Nuray'ın argümanlarını ya da örgütlü kimliğini vesaire ama bu kadar her bakımdan tokatlanan bir karakter görmüş müydük? Yani bence en sonunda mesela sen filmin sesiyle karakterin sesinin eşitlendiğini söylüyorsun en sonunda okuduğu mektupta. Bense doğru dürüst yüzünü bile göstermediği için sonunda da sesini duydurttuğu için ve filmin ortasına kadar yani aslında çocuklara bağırdığı ve o en başta gözünü devirdiği jandarmaya dönüştüğü ana kadar karakterin yüzüne yakın plan yapılmamasını, bunların hepsini ya yönetmenin bilinç dışından ya bilmiyorum bir şeyden bu karaktere dair bir mesafe olarak okuyorum. Ve en sonundaki o mektubu da aslında filmin temelinde sürekli bu tartışılan işte o Yüksel Aksu'nun karakteriyle Münir Can Dorun karakterinin arasında da tartışılan, Nuray'la Samet arasında da tartışılan ve en sonunda Nuray ve Sevim'in iki sembol olarak arasında gidip gelen bu yaşamın içinde olma, işte yaşamı eylemle yaşama ve işte teğet geçerek yaşama, kenarda durup izleyerek yaşama meselesinden böyle toplandığını düşünüyorum. O yüzden filmin kendi içinde bence tutarlı ama neden bizim beklediğimiz film diye değil diye soruyorsak politik anlamda o zaman başka bir yere gidiyor bence. Bir toparlamak gerekirse hani bir yandan şöyle bir şey de var. Yani bu bir öğretmen, atanan öğretmen, işte Kürt diline atan, doğuya atanan ya da Kürt illerine atanan öğretmen fikri üzerinden baktığımızda aslında Yeşilçam'da olsun, hani toplumsal sinemada olsun çekilmiş örneklerde genelde belli bir işte yeni Hakkari'nin mevsimi İşte izledik. Yine bir Erden Kral filmi Kanalı ben tekrardan izledim. Orada öğretmen değil kaymakam ama genel olarak model yani film anlatı modeli aynı yani. Bir bilgisini taşıyan, oraya bir bilinç götüren figür. Yani bir aydın figürü. Burada onun zerresi yok. Yani bir hatta onun karikatürü var. Yani sadece kendi aydın kim tırnak içinde aydın kimliğine dair tek referans tacizle suçlandığında işte biz buraya muhafazakar yapıyı değiştirmeye gelmedik mi falan demesi arkadaşı Kenan'a. Yani oradan baktığımızda hani okul tıraşı da böyle öğretmen karakterler içeriyor bu arada. Hani yine yakın dönemden bir film. Bütün bu işte öğretmen, aydın kimliğiyle doğuya, Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya giden Türk öğretmen figüründe bir yarılmaya da işaret ettiğini söyleyebiliriz bu filmlerin. Belki buradan da bakmak gerek. Yani sadece meseleye hani Samet'in kişiliği üzerinden bakmazsak bunun üzerine yani bu genel hani Türkiye sinema tarihinde durduğu yer üzerine ne söyleyebiliriz diye bir soru atayım. Aslı şimdi sen ülkenin karanlığı işte en karanlık karakteri diyorsun
diyorsun ama yani bence Nuri Bilge Ceylan zaten bütün karanlığına rağmen Samet'in hayata dair olan görüşünü, işte o yeşil otların kuruyuşunu, hani genel, hani hayat budur diyor. Yani diğer bütün hikayeler, diğer bütün şiddet hikayeleri benim için o kadar önemli değil diyor neredeyse. Yani şiddete bakmıyor yani. İşte yani... çok sıradan ve olağan diyor aslında ya. Olur böyle şeyler. Yani Kürt meselesi de olur, Alevi meselesi de olur. Böyle çatışmalar olur, toplumsal düşmanlıklar olur falan. Bunu o kadar sıradan ve normalleştiriyor ki. Yani benim dünyaya baktığım noktada böyle bir bakış açısını kişisel olarak kabul edebilmem ve bunun üstüne bir şey düşünebilmem, yani önermesi üstüne bir şey düşünebilmem mümkün değil benim. Ama bunu işte Aslı'nın itirazı, yani orada tartışma adına karakterin düşüncesi, karakterin dünyası mı bunu diyor yoksa film mi diyor, da benim de soru işaretlerim var. Orada Aslı'ya bir ekleme yapayım. Ha, pardon, yine onlara film kadar araya girebilir miyim? Film bunu tehlike olarak, siz yani böyle bakılabileceğini tehlike olarak gördüğü için ne zaman yakın plan alsa Merve Dizdar'ın karakterine ve Merve Dizdar'ın karakterine yakın plan alıyor daha çok. Uzunca bir süre kalıyor. Yani film böyle bakılabileceğini düşündüğü için Merve Dizdar'a sürekli yakın plan alıyor. Çok uzun yakın planlar bunlar. Ve üzerine piyano müziği koyuyor. Ben yazıda da bahsetmiştim. Film buradan uzak durmaya çalışıyor ama bu bir çaba olarak kendini çok belli ediyor bana göre. Yani film ben Samet, benim tarafım Samet olarak görmeyin diyor bu konuda. Yani bu siyasi genel anlamda paradigmada benim tarafım Samet değil demeye çalışıyor. Ama onu çok melankolik bir yerden yapıyor. Yani şeyi, Merve Dizdar'ı bir tür melankoli yükleyerek, bir tür hüzün yükleyerek yapıyor. Sevime olan yakın planlar, orada hiç hüzün falan yok. Çok sert yakın planlar var. Kadın, kızın, kız çocuğunun, o kız çocuğuna dair sence... öfkeli şeyini duydum. Şey. Bu arada buna bir şey daha eklemek istiyorum. Fırat'ın Cumhuriyet aydını, Doğu'ya bilinç götüren Cumhuriyet aydını paradigmasının bir dış halkası daha var bu filmin ilgilendiği. O da romantik, romantizm referansı. Kaspar David'in resmine olan işte referansla sonuçta romantik öznede bireysel kurtuluş ve bireysel özgürlük odaklı bir şeyi öngörür, paradigmayı öngörür ve öyle bir şey üzerinden gider. Yani işte 18. 19. yüzyıl romantizminden Cumhuriyet aydınına getiren bir öznenin, bir erkek öznenin mesafeyle bu filmde yer alınması ya da kırılganlıklarının gösterilmesi şu açıdan değerli olabilirdi. Yerine konan şeyin ya da önerilen şeyin kuvvetiyle olabilirdi. Çünkü bir yandan da hep daha önceki filmlere kıyasla ilk kez güçlü kadın karakter yarattığı söyleniyor. Filmlerinde daha önce pek fazla kadın karakter yazılmadığı. Hatta biz bir parçasını sadece sonradan izleyebildik ama Adana'daki söyleşide de Ebru Ceylan bundan bahsetmişti. Hep kadın, iyi kadın ya da güçlü kadın karakter yazma beklentisinin kendisine yöneltildiğini senaristlerden biri olarak, ama onun aslında ilgilendiği şeyin güçlü kadını yaratmak değil, daha esnek ve potansiyeli olan ve farklı açılımları olabilecek karakterler yaratmak olduğunu söylemişti. Yani bununla bir sorunumuz olamaz. Yani bence senaristik anlamda da gayet iyi, düzgün bir yaklaşım. Buna dair bir şey söylemiyorum ama karşısındaki boşluk ya da her neyse, o kırılan, dökülen Cumhuriyet aydını ya da romantik bireyin karşı karşıya olduğu dünyada bir tarafta Nuray, bir tarafta Sevim gibi, her ikisi de kusuruyla ya da her neyse, kusur demeyelim ona. Gerçi Kenan diyor ya, belki de daha iyi. Sakatlığına yönelik olarak belki de daha iyi. Dile getirilen kusuruyla ya da, özellikle seçiyorum bu kelimeyi, basbayağı yabaniliğiyle, köylülüğüyle, işte cin gözlüğüyle, köylü kurnazlığıyla Sevim'e neyin atfedildiğini bir düşünelim. Samet'in bakış açısından ayrı bir Sevim ne kadar görebiliyoruz? Evet, Samet, yani
Aslı senin dediğini anlıyorum. Samet'i bayağı bir işte façasını bozuyor bu kadınlar ama senin yazıda yazdığın, daha sonra Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki bakışın dolaşmasıyla ilgili yazdığın yazıda da düşündüğüm şey, sonra film üzerine yeniden düşündüğüm şey, gerçekten kimin bakışında bırakıyoruz biz bu filmi? Sevim'in bakışında mı? Yani Sevim'i o karlar altında gördüğümüz inanılmaz aşkın olmasını bekleyeceğimiz ya da anlamamız düşünülen o plan belki de filmin finalindeki beni en fazla sinirlendiren şey. Neydi biz şimdi? Yani biz Sevim'in aslında yaşadığı acıyı, Enis'in söylediği haliyle başka bir sürü sarmalın bir noktası, bir parçası, bir hücresi olan bir şiddeti Sevim'in bize inanılmaz estetize edilmiş karlar altında slow motion gözümüzün içine bakan ve kendimizi sorgulamamız gerektiği bir bakış olarak mı bu anlayacağız? Samet'in O kadar bir deli bitiyoruz yani. Samet'in gözünden tam bir fantezi ve romantize edilmiş bir şey ama kızın umurunda bile değil. Halaya geliyor musunuz diyor, gidiyor yani. Hani ya, ben orada kalsa evet, orada kalsa evet ama orada kalamıyor işte. Daha fazlasını istiyor. Nasıl ki Samet orada yaşayan insanların her birini portreleştirirken Fırat'ın söylediği şekilde nasıl bir kan emici ve onu hikayeleştirici şey içindeyken filmde benzer bir biçimde bize Sevim'in aklımızda kalacak imgesi olarak o kusursuz karlar altındaki slow motion imgeyi bırakıyor. Ben buna öfkeleniyorum gerçekten. Bir yandan da o görüntüyü biz sadece öyle de görmekle yetinmiyoruz. Sevim hepimizin kara maskesini düşürüyor falan olsaydı keşke o görüntü. Öyle değil. Üst ses bir yandan da o sublime aşkın olan şeyin o bizim vakıf olamayacağımız. Kim bilir o iki kişi arasında. Yani ortadaki şiddet belli, yaşanan güç oyunu belli. Tamam film bunu deşifre de ediyor ama sondaki o üst ses bunu sanki aşkın bir roman şeyinin pasajının bir parçasıymış gibi bize dikte ediyor. Aslında onların arasındaki bilmem ne ve kimsenin anlayamayacağı o bir şey bir şey bir şey diyerek bize o imgeyi veriyor. Bunu nasıl kabul edelim? Ben dediğin yerden alabilir miyim? Şimdi birincisi daha teorik analitik bir yerden gireceğim. Filmin kafa karışıklığı daha bakışının nereye koyduğunu bilememesinden kaynaklı. Onu söyleyeyim. Şimdi örnek veriyorum. Samet'e mesafeli olduğunu söylüyorsun mesela aslında. Hani öyle diyorsun. Hani uzaktan yakın plan da almıyor. Birincisi bakışını paylaştırıyor bizimle ya. Ya bayağı çektiği fotoğraflar filmin kendi dünyasının parçası haline getiriyor. Ya bir de onlar, onu söyleyecektim. Onlar Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları. Evet işte ve kendisi ne de var. Kendi o fotoğraflar yani. Ya bütün o Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri... Bence çok bakışlı bitmedi. Sadece Samet yok. Çok bakışlı bence. Onu... Şimdi şöyle bir şey var. Zaten Nuri Bilge Ceylan'ın ta ilk filminden beri yarattığı karakter, yani tek bir stereotip gibi bir karakter varsa onun bir uzantısı bu da işte. Yani kendisinden de bir parça taşıyan, kendisine de eleştirel bakan, yeri geldiğinde yerden yere de vurduğu biri. Yani tabii ki de farklı özellikleri var ama okey. Şimdi bir, onun bakışını paylaşıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, mesafe almaya çalışıyor gibi görünüyor. Ki bu filmin ortasında yaptığı bence hiçbir şekilde işlemeyen, kendini yansıtan ve sete çıktığı an var. Filmi, filmden bizi uzaklaştırmaya çalıştıran. Hani sanki daha dışarıdan nesnel bir yere çıkıyormuşuz gibi bakış olarak konumlandırdığı bir an var. Ama dönüp dolaşıyoruz, pardon. Filmin son kısmında karakterin derinine iniyor ya. Ya bayağı voice over ses çıkar. Yani filmin üstüne konuşturuyor karakterini. Birincisi bu kadar. Hani hem ben seyirciyi biraz yabancılaştırayım. Samet'e yakın plan da koymayayım. Ama yeri geldiğinde ben onun çektiği fotoğrafları filmin dünyasının parçası haline getireyim. Ama sonra bazı yerler gelince de bütün içini dışına çıkarayım karakterin. Ya burada asla mesafe yok. Bayağı içi var adamın ya. İçi filmin üst sesi, yani ses bandının üstüne düşüyor. Ve tam olarak o yüzden bu mesafe alma meselesini, yani alıyor mu alamıyor mu, nasıl alıyor meselesini çözememesinin nedeni filmin estetik olarak daha bunu nasıl anlatacağını bilememesinden kaynaklı. Ne yapmaya çalışıyorsun tam olarak? Şimdi burada Bir Zamanlar Anadolu'daki bakışı hatırlatacağım size. Bir Zamanlar Anadolu'da bütün o karakter dünyanın içinde yine de biz o doktorla beraber yarı şok geçirmiş bir şekilde bütün o dünyayı izliyoruz. Travmatize bir şekilde. Ve hatta mükemmel bir an vardır. Bir an odada tek başınayken doktor otopsiye girmeden önce dönüp kameraya bakar. Ve gerçekten seyirciyi böyle gafil avlayan bir andır. Gözünüzün içine bakar. Ve sonra anlarsınız ki aynaya bakıyormuş.
Tamam mı? Ondan önce de şeyleri falan görürsünüz hatta. İşte sevgilisiyle pizza yiyip şarap içtiği falan. Hani o şehirli figüre ait hani hayatından enstantaneler gördüğünüz bir bloğun üstüne bize bakar. Yani doğrudan aslında bu Nuri Bilge Ceylan filmini izlemeye gelen şehirli seyirci bizle kendini bize yansıtır. Ve bizi onun yerine koyar. Çok nettir bakışı. O nasıl bütün orada olan biteni anlayamıyorsa, çözemiyorsa, filmde nasıl çözümlemiyorsa her şey onun bakışında kalır öyle çözümlenemez halde, bilinmez halde. İşte sonunda neden yalan söylediğini anlamadığımız şekilde. Hani niye otopsi raporuna yalan söylediğini falan. Ya çok net ve sağlam bir şekilde kurulmuş bir bakış vardır Bir Zamanlar Anadolu'da. Ve bütün filmin öykü dünyasına mükemmel bir şekilde hizmet eder. Burada kimin hangi bakış, yani kim nereden nasıl bakıyor bu öykü dünyasına belli değil. O yüzden estetik olarak o kadar büyük bir tutarsızlık var ki yani filmin 3 saat boyunca dış ses duymadığınız bir filmde bir anda dakikalar boyunca mektup okunduğu bir ana geçiyor olmanızın, yani daha bir saat öncesinde yabancılaştırmaya çalıştığı sizi sete çıkararak bir filmde gelip sonra bir de okunan mektubu dinlediğiniz bir sahnenin böyle bir arada var olmasını ben asla estetik bir tutarlılık olarak göremiyorum. İşte ben o Bir de şey söyleyeceğim, bu dediğim... yabancılaştırma meselesiyle alakalı da şu da kişisel notum. Amur'da bunu Haneke mükemmel bir şekilde yapar. Onu çok hatırladım izlerken. Tam dramatik olarak en yükseldiği noktada filmin, yani adam kadına tokat attığı zaman bir anda siz arka arkaya onlarca pastoral yağlı boya resim görürsünüz insert olarak. Yani öykü dünyasına bayağı müdahale eder, penetre ederler ve bir anda gerçekten dışına atar sizi Haneke ve uzaklaştırır. Bütün o duygusal yoğunluğu, öyküde biriken duygusallığı bir anda çeker alır. Burada da böyle bir şey yapmaya çalışır. Mesela o fotoğrafların insert olarak girmesi bana onu çok hatırlattı. Haneke aynı zamanda bunu uzun röportajında da söyler. Hani duygusal olarak en yükseldiği yerde seyirciyi dışarı atmak istedim der. Burada da öyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşte sete çıkmayla da öyle yapmaya çalışıyor. Arada fotoğraflar koyarak da bir mesafe alıyormuş gibi yapmaya çalışıyor. Ama dönüp dolaşıp hem sevimli olan sahnede onun POV'sinden romantik karla oynama anları gösterip üstüne bir de mektup okuma sahnesini falan koyduğun zaman tam olarak burada ne yapıyorsun acaba bir yönetmen olarak diye benim sorasım geliyor. O yüzden bütün bu kafa karışıklığının, yani tematik olarak ya da öykü düzleminde olan kafa karışıklığının bence estetikte de bir yansıması var. Bir karmaşa bence. Filmin neye nasıl baktığı estetik olarak da karmaşık zaten. Ve bence o yüzden de oturmuyor birçok şey. Bunun polifoni olarak gördüğünden biraz bahseder misin? Ben sana biraz daha yakınım. Efendim? Niye bunu, yani karmaşıklık ya da tutarsızlık değil, polifoni olarak görüyorsun anladığım kadarıyla. Ben de öyle görüyorum. Yani çünkü şöyle bir şey. Ara ara senin dediğin gibi Bunu söyleyeyim ona da işler yorum. hep karışıyor. Ha? Bir şey söyleyeyim ona, onu da ekle. Çünkü bu polifoni ile ilgili benim şöyle bir itirazım var. Polifoni gibi gözüküyor. Evet ama sen dedin ya aslında filmden siyasi beklentilerimiz farklı olabilir, o başka bir konu dedin. Ama bu filmin de bir siyasi beklentisi var. Yani şu anlamda siyasi beklentisi var. Siyasetin nasıl tartışılacağını ve nasıl konuşulacağına dair kendisi bir polifoni yaratıyor. Yani Yüksel Aksu'nun olduğu karakterin bir şiddetli tartışma terminolojisi var. O terminoloji öyle olmak zorunda değil. Şiddet başka türlü de tartışılabilir o üçlü arasında. Ama öyle tartışılıyor. Aynı şekilde Samet'le Nuray arasında da, yani yine şiddet değil ama bir şeye inanmak inanmamak tartışılıyor. Yani bütün bu polifonide kullanabilecek siyasi söz dağarcığını bence provoke ediyormuş gibi göstererek oldukça Türk ve muhafazakar bir yerde tutuyor. Ve bu yani bu da çok açık ediyor kendini ve hani bir sürü dünyada, dünya sinemasında çok daha radikal şiddete karşı, işte kolonyal bakışa karşı bir sürü tartışma olurken bütün bu tartışmaların dışında bence çok sığ ve dar bir
söz dağarcığı seçiyor ki bu böyle olmak zorunda değil. Çünkü Türkiye'deki zaten işte kendini yerleştirdiği Kürt çatışması Türkiye'deki siyasi dile en çok katkı sağlayan peki, hareket. Yani Salat ve Nuray çok mu derinlikli karakter? Yani şu anlamda illa bu senin söylediğin kolonyalist eleştiri diskurundan doğru kelimelerle ve en politik olarak katmanlı şekilde tartışacak karakterler mi? Yani öyle mi konuşurlar birbirleriyle? Yani konuşmamaları için bir sebep yok. Ben onu söylüyorum. Biz buna razı olmak zorunda değiliz. İnandırıcı olur muydu öyle konuşmalar? 190 dakikalık Cannes Film Festivali'nde açılış yapan bir yarışma filminin seyirci kitlesi, takip eden insanları. Nuri Bilge Ceylan'ın şeyi belli, seyircisi belli, dünyası belli, konuştuğu dünya belli, kendisinin entelektüel seviyesi belli. Bize yakıştırdığı dağarcık bunlarla sınırlı kalmak zorunda değil. Ya ama inandırıcı yani, olmazdı. Şeyi düşünüyorum. Kış uykusu niye niye olmaz? Niye yok, olmaz? Yok, aslında şöyle bir şey var. Yani bana tam tersine bu inandırıcı gelmiyor. Yani yazıda da biraz bahsettim de hani Nuray'ın adanmışlığı sorgulanacak da Nuray karşı tarafa sen burada seni devlet atamış hani tamamen adanmış devlete, devlet varlığına adanmış bir hayat yaşıyorsun. Onun dediği yerdesin. Yani onun dediği yere gideceksin. Hiçbir özgürlüğün, bireysel özgürlüğün kalmamış. Sen mi bana öğretiyorsun derdi. Yani bana inandırıcı gelmeyen bu. Yani Nuray bunu demedi Samet'e. Yani dolayısıyla hani polifoniye de bağlayacaksan bence polifoni çabası belli bir yerde varmış filmde. Ama yani şey kaçırılmış. Yani ipin ucu kaçmış. Yani bu şeyden, bu o Brechtian sahneden, yabancılaştırma sahnesinden falan belli bir amaç varmış. Yani çok karakterli, bir sürü gencin olduğu ya da şeyden de belli oluyor. İşte Feyyaz karakteri, işte dağa çıkmayı düşünen, bir an onun dünyasına giriyoruz. Belki ilk kez bir Nuri Bilge Ceylan filminde ana karakter erkeğin, ana erkek karakterin dışında bir başka bir erkeğin iç dünyasına uzun süre giriyoruz. Böyle bir ateşe bakıyor işte tavanda falan filan. Sonra geri dönüyoruz falan. Yani böyle şeyler yapmış, denemeler yapmış. Hani bütün o kamera kaymaları falan bunlar boşuna değil. Bence bir yere gitmeye çalışmış bir film. O hani polifoni dediğimiz, çok sesli anlatı dediğimiz, işte Bahtin'den yola çıkarak söylediğimiz şeylere yaklaşmaya çalışma çabası var. Ama sonuçta o tutmamış. Yani olmamış. Ve çok kendini sansürleyen bir film. Yani artık TRT yapımı olmasından mı kaynaklanıyor? Genel işte ülkedeki azgın milliyetçilikten mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama yani devlet fikrinin dahi hani girmemesi burada bu tartışmalara çok tuhaf yani böyle bir evrensel olma iddiasındaki bir yönetmenin hani bu kadar temel bir şeyi devlet tartışmasının da bariz bir şekilde girmesi biraz böyle hani İngilizce şey denir, stating the obvious. Ya zaten bariz, var ya. Hani neden onu tekrar dile getirmesi bu arada, gerektiğini anlayamıyorum. Ben bu arada hiçbir şeyden dolayı yükümlü olduğunu düşünmüyorum yönetmenin. Yanlış anlaşılmak istemem. Yani herhangi bir şekilde çok üst seviyeden ya da birçoğumuzun ya da bazılarımızın ya da kimilerinin inandığı çerçevelerde politik cümleler kurma yükümlülüğü de yok. Yabancılaştırma efekti kurarken de Brechtian bir hamle yaparken onu illa filmin başıyla sonuyla tutarlı yapma yükümlülüğü yok. Bir sürü konuda yükümlülüğü yok aslında. Ya da benim özel olarak öyle bir beklenti duygusuyla izlemedim. Nitekim sonuçta bu hikayede Diyarbakır'da değil Erzurum'da geçiyor. Arada da bir fark var yani. Ya da Hakkari'de değil Erzurum'da geçiyor. Arada da bir fark var yani. Hani sonuçta. Bununla birlikte ama ben hala şeye geri dönüyorum. Peki elimizde ne kalıyor? Tamam yükümlülüğü yok ama yani ben her şeyden soyuyorum, 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 soyuyorum. İşte politik inançlardan, yüce değerlerden, şunlardan bunlardan soyuyorum. Ama geri kalan işte bunlar evrenseldir, köylüler böyledir. Evet böyledir. Burada köylü yüceltmesine falan aman köylüleri kötü göstermiş. Herhalde böyle bir şeyden tartışmıyoruz biz bu filmi. Aman herkesi aşağılıyor, aman bilmem ne. Ama bir nefret var. Bu bir coğrafya nefreti, bu bir sınıf nefreti. Ve biz bundan ders çıkarabileceğimiz bir film bile izlemiyoruz. Bu bir realite.
Yani bu film bize neyi söylüyor? Yu hala soruyorum. Bu Ben film işte bize beyaz Türk muhafazakar Enis'in dediği gibi doğuya gitse de işte oradan Sevim'le yaşadığı tuhaf şey ya da işte çektiği fotoğrafların dışında bir şey ya da Nuray'ı aldatmak dışında bir şey almayan, bir şey vermeyen insanların ya da çoğunluğun karanlığını anlatıyor mu? Ama o da yani değil. bize işte anlattığı şey o kadar hitap et yani tam yine kişisel bir yere çekeceğim herhalde de mecburen. Yani öyle ilişki kurdum ve kuruyorum. Sonuç olarak şöyle bir şablon var elimizde. Bu kadar nefret edeceğimiz bir karakter var değil mi Samet? Böyle iğrenç yani tırnak içinde korkunç bir insan. Onun o kadar nefret edileceğini düşünmüyor bu arada. Tamam korkunç bir insan var ve elinizde şöyle bir denklem var bu filmde. Dönüp dolaşıp öyle ya da böyle hadi bir şekilde ikna ediyor onu film. Solcu bir kadın içinde, Kürt bir kız çocuğu içinde cinsel bir arzu nesnesine dönüşmüş iyi yani korkunç beyaz Türk bir adamın hikayesini izliyorsunuz. Böyle bir yani böyle yani şeyi nutkum tutuldu film dönüp baktığım zaman. Ya böyle bir çatışma denklemini nasıl kurabilir bir insan? Hani Beni ülkesine hiç mi bakmıyor ve tam olarak bunun üstünden yani böyle bir hikayeyi böyle bu şekilde kurarak bunun üstüne işte melankolik bir yere neredeyse varoluşçu bir yere savrulmaya çalışması çok üzgünüm ama benim için ben mide bulandırıcı bir noktaya ulaştı. bir de şunu Böyle bir söylemek. şey ben böyle bir şey izlemeyi yani bayağı kabul etmiyorum noktasına geldim. Ya sondaki mektup evet biraz senin dediğin yere götürüyor. Ben de sondaki mektubu o kadar fazla savunamayacağım. Çünkü ben şöyle bir yerde bırakmasını kendimce tercih ederdim. Yani bu da benim kişisel şeyim olsun. Yani bütün o tartışmalar yaşanıyor. Nuray işte Kenan ve şey arasında tuhaf bir çatışma çıkıyor. Ve en sonunda aslında çok yani mevsimler geçiyor ve üçü bir arada yürüyorlar. Ve çok güzel bir yerde bitiriyor onu. Çözmüyor o çatışmayı ama üçünü yine bir arada bir çeşit yoldaşlık vurgusuyla bitiriyor. Keşke orada bitseydi dedim mesela. Yani o sondaki mektup gerçekten işi biraz bozuyor. Kendimce anlamaya çalıştım. Çünkü bu filmden o mektubu ben de beklemiyordum. Yani Samet'in sesine bu kadar dahil olmak hiç istemiyordum. Ama o üçlü görüntü benim zihnimde kalan, kendimce zihnimde kalan o üçlü beraber yazın yürüdükleri ve fotoğraf çektikleri yer. Ya o çatışmayı tuhaf bir yerde bitirmeden garip yerlerde işte Nuray geliyor onlara kızıyor işte çok güzel ağızlarının payını veriyor falan filan. Ve böyle çok klişe melodramatik böyle çözümlere gitmeden bir fotoğrafla bitirmesi mevsimler geçiyor ve onlar yine bir arada üçü birlikte devam ediyorlar var olmaya. Bir şekilde var olmayı başarıyorlar. Orada bitirseydi benim için mükemmel olurdu bu film ama mektupla bitirdi. Jül ve Jim diyorsun yani. Evet, taşladı jülveşim çekse daha iyi, enteresan olabilirmiş. Sevim hikayesi hiç olmasa mesela. Burada yani o üçlü yani o romantik resim jülvecimi hatırlatan o romantik resim de hani benim bildiğim kadarıyla yazıma gelen tepkilerden gördüğüm kadarıyla çok tartışılan bir resim. Yani bir kere bu üç karakter öyle bir ütopik bir resimde buluşabilir mi sorusu var. Hadi ütopik diyelim. O ütopik olduğunu belli etmiyor. Sanki gerçekmiş gibi yapıyor. Bir de tabii hani çocukları istismar eden bir hocadan bahsedenler oluyor. Ya böyle bir hoca karakteri diyorlar işte. Ya da tacizci olarak görülebilecek, rahatlıkla görülebilecek. Zaten filmde tacizle suçlanan bir karakterden bahsediyoruz. Nuray gibi bir karakterin feminist olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz bir karakterin niye böyle bir üçlü ütopya içinde ki Kenan da hani Kenan'ın da yine benzer taciz suçlamaları var Kenan'a yöneltilen. Bence asıl sorun Jülvejim değil de yani öyle Truffaut'cu bir yerden değil de Röne'ci bir yere Enis'in başta açtığı yerden Röne'ci bir yere dönüp ben şunu sormak istiyorum. Peki ama kim sorumlu? Yani Samet de sorumlu değil, Kenan da sorumlu değil. Yani genel olarak bir sorumluluğu üzerinden atma, anlaşılamamayla atma, şu ya da bu şekilde bunu ifşa etse de film ya da maskesini düşürse de bir şey var ama bir yandan da bu insanların hayatında kuru otmuş değilmiş neyse yani. O kuru otların olduğu köylerin yakıldığı bir coğrafyada zamanında mesela devam eden bir hikaye var ve o hikaye yani orada
asıl takıldığım şey olmasa da filmde bu konuda beklentim çok düşük olduğu halde toplamda Sevim'in başına gelenle birleştiğinde benim için daha büyüyen bir şey. Peki ama kim sorumlu? Ya da yani hiç sorumluluk almama, üzerine kurulu bir şey olması geride hiçbir şey kalmamasını beraberinde getiriyor. Yoksa yönetmenin de bir soru şey yükümlülüğü yok, karakterin de bir yükümlülüğü yok. Yani bir sürü ahlaki yükümlülükten soya 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 bir yere kadar gittiğimde bile burada takılıp kalıyorum. Bu filmden biz ne anlamalıyız? Bence bir yükümlülüğü var hadi o dediğin şeylerden. Yani pedofili meselesini ele alma şeklinde bir yükümlülüğü var. Zaten Ahlaki bir çatışma falan yok filmde. Filmin evet. açılışında kızın beline elini koyduğunu, sardığını gördüğünüz bir öğretmen var. Bayağı sarmaş dolaş hediye vererek sınıfa giriyor. Belli yani orada bir dengesiz bir durum söz konusu. Yani tartışmalı hani sözde Sevim hani ortada hiçbir şey yokmuş da gitti adamın kariyerini bitirmek için yalan uydurmuş gibi bir durum yok. Gözlerimizde filmin açılış sahnesinde kızı bir şekilde ellediğini görüyorsunuz. Samimi bir şekilde dokunduğunu görüyorsunuz. Buradan ne çatı yani bunun üstüne niye böyle bir çatışma kurup böyle bir ahlaki ikilemlere bizi sürüklüyormuş gibi böyle Farhaticilik yapmaya çalışıp yapamama hali. Buradan ne çıkarıyoruz? Ne yapmamızı bekliyor bizim Zaten bu ahlaki çatışmadan? sorun tam da sonrasında bütün bunların anlayamayacağımız bir esnek alanda gerçekleştiğine dair bir final olması. Yani bütün yükümlülüklerden soyduğumda geri kalan, takılan benim için tıkanan yerde orası zaten o final. Evet zaten yani romantik bir aşk sahnesi final. Birbirlerine kar topu attıkları ve güldükleri falan aşırı mutlu ve neredeyse hani karşı hani söyle yani yaşanamamış bir aşkın burukluğunu falan hissettirecek bir yükseklikte bir sahne yani filmin sonunda çıkan sahne bence. Övgü Evet. sen diyorsun ya elimizde ne kalıyor diye. Yani mesela bana şey sahnesi aklımda. Yine biraz belki Aslı'nın sorusu. Yani bu karakterler başka türlü zaten konuşabilir miydi? Ama isterse mesela Samet'e şey gibi bir diyalog yazabiliyor ders sırasında. Siz burada ömrünüz boyunca patates yetiştireceksiniz. Kenttekiler rahat yaşasın diye. Şimdi burada bir zeka var bu diyalogta. Bu bizim hep duyduğumuz bir diyalog değil. Sürekli olan da bir diyalog değil mesela. Ama ne diyor ondan sonra? Ama gerçeklik bu. Ve devam edelim. Yani bence filmin derdi bu. Bir sürü işte ister kapitalist eşitsizlikle, ister işte bütün bu şiddetle, ister işte Kürt çatışması de. Tamam bunlar realite. Ama biz hayatımıza devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Nerede anlam bulacağız? Nerede bir aşkınlık bulabiliriz? Buralarda bulmaya çalışacağız. Ama bunlar da işte geçecek. Çünkü yaşanamayacak. O bir süreliğine çıkan yeşil otlar kuracak. Yani o arayışlarımız da beyhudeleşecek. Ama hayatta bu. Bu böyle geldi. Böyle gidecek. İnsanlar var olduğundan beri birbirine türlü şekillerde zulmediyor. Biz de bunun içinden bir şey bulursak bulabilirsek bulacağız. Çoğu zaman da bulana kadar orta yaşımıza ve onun bunalıma düşmüş olacağız. Ya bence bunu söylüyor film. Evet, Bundan fazla. kesinlikle Böyle katılıyorum. bir Kesinlikle de katılıyorum. Enis şeyi de ekleyelim. Bir tür iyilik fikri de var. Yani ayakkabıyı, şey botları alan kızın kardeşine vermiş olması, kendisine küçük gelen botları falan. Orada bir şey bütün o kar sahnelerinde o da var. Yani bir tür hani insanın Klasik iyilik iyiliği sanırım fikriyle. bildiğin köylü kurnazlığı. İhtiyacı yok gidip kız kardeşine de alıyor. Dahasını da isteyen, daha da fazlası olsun diyen köylü Ya kurnazlığı. Aşk olsun. film onu öyle görmüyor ama filmin dünyasında o bir iyilik jesti olarak anlam buluyor. Neyse yani şeyi dönecek olursak bütün bu tartışmaya Ali'nin ortaya koyduğu hani ne var bu filmde? Açıkçası bana yani burada anlatılacak bir şey bile yok. Hani işte sevimli olan sahnelerde her şey açık falan dedin ya Ali. Evet. Yani mesela şey erkek örgütlülüğünü anlatma biçimi ki okuldaki öğretmenler hatta müdür dahil yani müdür ki bir şeyler yapmaya çalışıyor o konuda onu bastırma biçimlerine kadar hatta baya
Neredeyse günümüz alt-right söylemlerini ben yeğenime bile dokunmuyorum. Dokunamaz hale geldim. Bütün o erkek hani kendini şey saldırı altında gören erkek karakterlerinden tut. Bu olayların daha önce de kapatıldığı, üstünün nasıl kapatıldığını Milli Eğitim Müdürü sahnelerinde vermesi. Neredeyse ben Chang Dongli'nin şiirini izliyorum gibi hissettim. Hiç beklemiyordum. Yani bunun bu kadar iyi anlatılmasını hiç beklemiyordum. Artı Winterberg'in, Thomas Winterberg'in o berbat filminden çok Korkunç. daha iyi buldum. Ya da senin dediğin gibi adam burada doğrudan suçlu olsa, yani suçlu ve filmde onu suçlu olarak gösterseydi yine film olmazdı ya. The Hunt'ta da bence bir film yoktu. Burada tartışılır. Burada yine de bir muğlaklık. En azından filmin kendi bakışında, senin bakışında öyle olmayabilir ama film bir muğlaklık ortaya koyduğunu düşünüyor. Ve o muğlaklığı araştırırken arkasındaki bu olayların kapatılma biçimlerini ortaya koyuyor. Yani bunu teslim etmeliyiz ya. Yani filmde böyle bir bölüm var. Tamam, bir şey söyleyeceğim şimdi iki. Sonu ayrı, sonunu ayrı Tamam, tartışırız. sonu bir şey diyebilir miyim? Sen devam Evet. edebilirsin. Ama sonu değil bu, yarısı dediğin neredeyse Fırat. Bu dediğin ilk bölümde bitiyor bu hikaye. Evet. Evet, öyle ama Yani bu bölüm var yani. sonuç olarak filmin içindeki politik bagajı da bütün bu pedofiliye yönelen mesele de hepsi sonuç olarak dönüp dolaşıp güç eşitsizliğiyle eşitsizliği noktasında birleşiyorlar. Tamam mı? Yani sonuç olarak bütün o kızla erkek arasında kurulan ilişkide de bir güç eşitsizliği durumu söz konusu doğal olarak haliyle. Reşit olmayan biriyle yetişkin bir adam arasındaki iktidar ilişkisiyle aynı şekilde solcu bir kadının ya da Kürt bir kızın olduğu bir hikaye dünyasında ve beyaz bir Türk erkeğin olduğu bir hikaye dünyasında bu karakterlerin arasındaki iktidar ilişkisi de aynı zamanda öykü dünyasının içinde. Bunların hepsini yani bir arada gördüğümüz zaman bu filmin hani Övgü'nün dediği gibi işte politik bağlamı, işte politik meseleleri dair bir şey demek zorunda da değil, şu da değil, bu da değil falan diyorsun ama bütün film tamamıyla iktidar meselesini politik bağlamlarıyla ve hatta işi dönüp dolaştırıp daha mahrem, daha kişisel işte bu ilişkiler üstünden falan da kurarak incelemeye çalışıyor. Böyle bir şey yapıyorsa bu film politik olarak ne kadar yanlış ve karanlık ve sakat yerlere savrulduğunu söylemek ve tespit etmek bence boynumuzun borcu genel olarak. Yani pedofil ilişkisi, pedofilik bir ilişki çatışmasıyla Kürt meselesini falan bütün o kocaman büyük Türkiye'nin toplumsal taneder meselelerin hepsini bir iktidar paradigması etrafında hani kurup böyle bir çatışma dünyası yaratıyorsan eğer bunları güncel politikaya dair bu film ne diyor diye sormamıza izin veren bir alan açmış oluyor aslında. Yani o yüzden ben şey söyleyemiyorum yani. Hani büyük cevaplar vermemeli, bir şeyler yapmamalı falan demiyoruz. Yani burada çok net kodlanmış figürler var. Yani beyaz erkek, Türk adam var, solcu, sakat kalmış kadın var, Kürt kız çocuğu var. Bu kadar net kodlanmış karakterler arasında Yani. bunlar arasındaki iktidar Benim ilişkisini hatta düşünmemek mümkün değil. Mümkün değil ya. Yani o zaman bunları kurmayacaktın. Yani bu, insan doğası anlatmak için bu kadar cayır cayır çatışma yaratacağın karakter seti yaratmayacaktın o zaman. Bütün bunların sürüsüyle film izledik. Tarkovski'nin çektiği şeyleri biliyoruz işte yani. Tamam mı? aslında Gittin sen mi? dedin ya demin, Sevim'in Kürt olup olmadığını bilmiyoruz dedin. Hatta ben yazımda şey yazmıştım. Tek Türkçe tırnak Evet. içinde İstanbul Ama Türkçe konuşan ve o da sen İstanbul'a gitmek istiyor falan filan. O özellikle Sevim'i seçmesinde İstanbul Türkçesi konuşmasının da bir etkisi var mesela yani. Oradan katılıyorum ama bunun bir ölçüde belirsiz bırakması da bana garip geliyor. Yani bunu soru işareti bırakmayacak kadar arkadaşlar netleyim. köydeyiz ve diğer karakterlerin Kürt Bunu olduğunu biliyoruz. Öyle bilerek değil. yapmıyor. Yani atıyorum o köy karma bir köy mü? Bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki Sevim'in öğrencileri Kürt. O yüzden Kürtçeyi öğrencilerine öğreniyor. Yani bu belirsiz bırakma hali, hani bu kadar spesifik bir coğrafyaya hikayesini taşıyıp, yani Övgü sen diyorsun ya Diyarbakır değil ama Erzurum olmasının bir anlamı var. Niye o zaman? Yani sadece kışın uzun bir süre kar altında kaldığı için mi? Bir yandan yani off screen'deki şey çok daha büyük şeyleri çağrıştırıyor çünkü.
Kendi kurduğu karakter her şey çok, yani her şey çok büyük meseleleri çağrıştırıyor ama öyle değilmiş gibi yapmaya çalışıyor. Zaten anlatabildim yani. Oysa Size ne yapmaya bir çalışıyor diye sormamızın nedeni o zaten. buralara tırnak içinde bulaşmayan ve işte bazen apolitikliğiyle eleştirilen bir yönetmenin ve işte onun o bireyci dünyasının ve işte bütün o karakterlerinin uzantısı olan figürün bunun bile dünyasına artık sızan bir tırnak içinde karanlık ya da işte reel politik, siyaset, güncel siyaset görüyorum. Burada şunu eleştirebiliriz mesela. Senin karakterinin dünyasına sızacak bir takım olaylar olarak sen bunu böyle resmedemezsin. Bu bir şey. İkincisi ama bir taraftan da baktığımız zaman şöyle de görüyorum işte bu kadar işte insan doğası, evrensel insan doğası, bireyci falan bir yönetmenin bile dünyasına ve onun bu bencil karakterlerinin bile gece uykusuna sızmış bir hani karanlık. Ya öyle bir çok daha genel bir yerden baktığım zaman ben öyle bir şey Yani görüyorum. tersten bakınca oluyor ama yani oluyor ama sonuç olarak dönüp dolaşıp hani şöyle oluyor yani zaten olduğu yerde bana olmuyor. Ya Enis'in dediği doğru ya, bu filmin dediği şey hiçbir şekilde ilginç falan değil. Yani evet insan böyle doğar, coğrafya kaderdir, şöyle de olaylar da olur, savaşlar da olur, çatışmalar da olur. Hepimiz zaten ölüp gideceğiz, böyle şeyler yaşayacağız. Anlatabildim mi Bence yani? ama işte bütün filmleri öyleydi. Kış uykusunda da ben çıktığımda Hayır. şunu düşündüm. Hayır, 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 asla. Kış Bakın. Uykusu çok daha doğrudan politik bir film buna rağmen. Müsaadenizle. Aydın gerçekten bu mu yani? Aydın bunu Hayır, mu konuşuyor hala yani falan? Kış Uykusu dümdüz AKP Türkiye'sini yaratan dinamiğin metaforik anlatımı. Dümdüz böyle okuyabilirsin Kış Uykusu'nu. Bir şey diyor o film. Dümdüz çok Türkiye spesifik, Türkiye politikasına bir şey diyor bence. Bana Ve çok basit bir şey diyor hiç zaten bence yani. 2020 yılında Rol'da Mayıs sıkıntısından sonra verdiği bir dizi röportajdan biri tesadüfen önüme çıktı bugün. Gözlüğümü taktım. Şimdi orada şöyle bir şey söylüyor. Ben bunu okuduğumda biraz o hayal kırıklığım netleşti. Yani benim için neydi, ne oldu? NBC anlamında bu filmle birlikte. Orada diyor ki bayağı uzun bir tartışma var. İşte insanın kendini feda etmesi, hatta bir yerde kadınların o anlamda farklı olduğunu düşündüğünü söylüyor, fedakarlık yapma anlamında. Ve şöyle söylüyor, diyor ki ben kendi ruhumda bu konuda bir kuruluk fark etmiyor değilim. Beni vicdani olarak geliştiren şey bu konuda yine de kültür oluyor. Hayatta ya da bir sanat eserinde bir insanı başka bir insan için kendisini feda edebilecek bir pozisyonda gördüğüm zaman çok etkileniyorum ve bir utanç duyuyorum. Bu utanç bana bu konudaki eksikliğimi hissettiriyor ve beni geliştiriyor. Bu konuda çok kesin konuşmasam da böyle hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Şimdi bu feda edene duyulan hayranlık ya da onun olmamasından duyulan utanç ve eksikliğin tamamen eridiği bir noktadayız galiba. Değil mi? Aynı Yani çocuğun ayakkabısını kardeşine vermesi tam bir feda edilene duyulan utanç. ama Nuray'ın kendini tam da başkaları için feda eden, yani politik muhalefetin bir tanımı olarak feda eden bir şeyin ortasında yaşadığı şeyi, ambulans da geç geldi, taksiye bindim ben falan diye böyle bitirim abla gibi anlatması ve oynaması ve üstüne de Samet'ten bir dolu başkalarının inançları, benim inançlarım falan gibi söylevi dinlediği sahnede Nuray'ın zayıf duruşu ve diyalogları ve her neyse, ben de böyle bir feda. Bu arada feda edenlere hayran olalım demiyorum. Ama Feda edenlere Nuray'ın varlığını konuşmuyorsun. demiyorum. Ama Nuray var var. bir hayranlık. Nuray Yani var bu filmde ve gerçek bir karakterden alınmış böyle bir karakteri koymuş ama varlığını hiç düşünmüyoruz da nasıl işlendiğinden aşırı şey yapıyoruz falan. Nasıl işlendiğini eleştirmiyoruz. Deniz Ama çok var yani. haklı bence. Nuri Evet, Bilge aslında. Ceylan sinemasında patlamada bacağını kaybetmiş solcu bir kadın var ve bu Türk beyaz Ve erkek adamın biz ağzına pardon tamam benim ama biz bundan niye bu kadar, bu niye bize bu kadar bahşedilmiş bir kıyakmış gibi davranmak zorundayız ki? Ben burada Enis'in dediği şeyi daha çok şey yapıyorum. Yani apolitik sanat sinemamızda birisi de çıktı böyle bir karakteri koydu. Vay be. Hem de Nuri Bilge Ceylan koydu. Vay be. Böyle mi hissetmeliyiz yani? Tam tersine bu olgunlukta bir yönetmenden kanı falan boş ver yani. Kendi yaptığı işlerin değeri, ağırlığı ortada. Kan olmasaydı da o filmler o güçte bizim için, en azından X kişiler için bilmiyorum, bizim için çok net olarak olacaktı. Yıllarca derslerimizde bu filmleri anlattık. Hala dönüp baktığımda benim hayatta en sevdiğim filmlerden biri Mayıs Sıkıntısı. Bu değişmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Ama
bu sinemanın geldiği noktada böyle bir yere tosladığını da konuşmak zorundayız. O konuda Ali'ye katılıyorum ve genel olarak Türkiye'de bizim sinemayla, sinemacılarımızla kurduğumuz bu kollamacılık ilişkisini de bu vesileyle sorgulamakta fayda görüyorum. Bunu yıllarca yaptık. Aman işte bu hiç anlatılmamıştı. Nihayet anlatıldı. Artık burada değiliz. Ne filmler çekildi bu mesele etrafında. Onlar bile geçmişte kaldı. Biz şu an başka bir yerdeyiz. Yani bu film 30 yıl önce ilk filmlerinden birinde olsaydı, çekilseydi, bir şeyler konuşulmamış olsaydı. Bunu her iki aks için de söylüyorum. Sadece politik aks için değil, kadın meselesi üzerinden de söylüyorum. Hiç görmediğimiz şeyler olsaydı ya da daha bunu anlatamayacak olgunlukta yeni yetme, ilk filmini çekmiş bir yönetmenin böyle savrulmaları, takılmaları, tökezlemeleri olsaydı belki eyvallah derdik ama daha iyisini beklemeyi hak ediyoruz bence. Ve bence derken eleştirel olarak bence kadın karakteri yöntem olarak görünmez ve daha az önemli kılıyoruz. Onun marazlarını ya da işte olmamışlığını, neden bizim için makul örgütlü karakter olmadığını tartışırken olmuşluklarını tartışmadığımız için eleştirel yöntem olarak kadın, bence cinsiyetçilik bir şey yapıyoruz yani. Erkek karakteri daha çok konuşuyoruz, kadın karakteri sürekli yeriyoruz ve eleştirel olarak filme dair yanlış bir şey yapıyoruz yani. Bu söylediğinde çok büyük bir değer görüyorum ama bununla birlikte filmin de bizi böyle bir zemin kaynamasına sürüklediğine inanıyorum. Yani tabii ki film bizi sürüklüyorsa biz de eleştirel zeminimizi kaybedelim anlamına gelmiyor bu. Ama film tam da senin dediğin gibi Nuray'ın gidip onları bir güzel işte papara çektiği yerde ve oradan açılarak başka bir yöne gitseydi. Bu film Samet'in filmi olmak yerine Nuray'ın filmi olabilirdi. Bence ramak kalmıştı yani. Fırat'ın dediği gibi ipin ucu kaçıyor dedi. Çok katılıyorum buna. Yani Nuray'a dönüyormuş bu arada finalde. Böyle duydum ben. Galiba Adana'daki söyleşide söylemişler. Yani Nuray en az Samet kadar ağırlığı olan bir karakter olabilirmiş. Bu zaten çekilmiş diye biliyoruz yani. Dolayısıyla hani orada bir hani bir tarafa doğru kaymış bir noktada. Onu söyleyeyim. Bir de övgü alıntıladığın nota dair. 2002 mi dedin? 2000. Ocak 2000, 2000 yılında. Ha, genel olarak şey diyor değil mi? Feda, kendini başka bir şey için feda eden insanlara özeniyorum gibi bir şey ve bundan olmamasından utanç duyuyorum. Kendimde bunun olmamasından utanç. Bundan etkileniyorum ve bir utanç duyuyorum. Bana bu konudaki eksikliğimi hissettiriyor. Tamam, bu bunun filmi tamamen. Yani Nuray'ın çizdiği resimlere bakarken onu o kadar derinden hissettiriyor ki. Zaten Samet'in bakışındayız ve bütün duvardaki bütün resimleri neredeyse hatırlıyor. Gerçekten güzel resimler bu arada. Onu da söylemeli yani, sanatçılığı, işçiliği falan gayet güzel yani. Benim hani retorik anlamda karakterin hani ağzına yakıştıramadığım bir hani özgürlük geleceğimiz için falan gibi, gerçekten çok boş Yeşilçam solcusu gibi konuştuğu yer, konuşmasının dışında yani retorik dışında çekim anlamında mesela o resimlerin tasarlanması falan çok çok iyi yani. Ve orada o resimlere bakarken Samet hissediyoruz bunu. Samet bütün nihilizmi içinde, bütün boşluğu, hayatın karanlığı ve sonsuz anlamsızlığı içinde Nuray'ın hayatının bir anlamı olmasını ve ya ölümden dönmüş bir karakterin hayatının bir anlamı olmasına özeniyor. Yani ve tam olarak bu utanç üzerine film. Filmi tamam bence bunun üzerine. Finale Nuray'a geri dönseymişiz tamamen bu olacakmış. Dolayısıyla 2002'de ne düşünüyorsa onun filmini yapmış bence Nuri Bilge Ceylan. Burada bir sorun yok. Bana hani yine Aslı'nın problemine dönersek, hani bu atıyorum devlet şiddeti bu kadar açık ifade edilmeli miydi bir yan hikaye dışında, işte Feyyaz hikayesi dışında da karakterlerin dilinde de var olmalı mıydı sorusuna gelecek olursa, bu o kadar temel bir şey ki Aslı, yani bunun dile getirilmemesini sorunsallaştırma gerçekten. Yani bu politik beklenti değil. Bergman'ı izliyorsun. Bergman'daki personeldeki karakter niye suskun? Televizyonda Vietnam'daki şiddeti, devlet şiddetini gördüğü için suskun ya. Yani Nuri Bilge Ceylan şu an bir Bergman olarak görmüyor mu kendi? Zaten orada konumlanmıyor mu? Kış Işığındaki karakter niye dünyaya küskün?
Nükleer savaş yüzünden yine devletler. Yani bu filmlerde bu devlet meselesi merkeze oturur. Bu filmde yok, yerel bir tartışma gibi her şey yani. E madem o yerelliğin dışında, hani madem evrensel olacağız falan, Ne olduğu niye belli. yok? Yani bugünün Bana da Türkiye'si veren vermiyor. bu. Bugünün Türkiye'sinin sansür şiddetinden çok etkilenmiş. O yüzden eksik kalmış bir film. Bu kadar bariz ya. Ya ve globalde bakmıyor yani. Global bir yere de yerleştirmiyor. Biz şu an Filistin'e bakıyoruz. Böyle karakterler yok. Hep kendi küçük dünyalarındaki karakterler var. Oysa biz bakıyoruz, herkes bakıyor. Bergman'ın filmindeki karakterler dünyaya bakıyor. Şu an aşırı sağ, en liberal yerden konuşsam bile aşırı sağın yükselişinden bahsediyoruz. Bu filmlerde bunlar yok. E bu karakterler nerede? Hangi dünyada yaşıyor? Yani anlatabiliyor muyum? Yani ciddi bir eksiklik var bu filmde. Bence işin kötüsü eksiklik değil, biliyor. Mesele o zaten. Benim kız yani benim en çok filmde sinirlendiğim şey o. Yani Fırat, sen yazından şey diyorsun ya, filmin girişinde işte askeri araçtan öğretmene sesleniliyor ve o işte orası Elia Süleyman'ın bazı sinemasını andırıyor. Ve hani yine o jandarma komutanıyla ki diyalog, sonra onun PlayStation oynaması, o da öyle bir şey. Yani esasında biliyor böyle bir sinemayı. Yani ve Evet. bunu nasıl yapabileceğini de hayal edebiliyor. Ya da işte aslında dediği gibi, evet, o karakteri koymasının ne kadar güçlü bir şey olabileceğini de biliyor. Ya da işte yani şart mı Yüksel Aksu'nun karakteri ve orası bu film için? Şart değil. Ama oraya yaratıp orada üçünü bir yere getirip onlarla konuşturmayı da biliyor. O yani bütün bunları biliyor ama bir şey yapmıyor bunlarla. Yani yapılamayacağı için mi yapmıyor? Kendisi daha fazla ne yapabilirim? Başka bir çatışma, başka bir söz, başka bir şaşırtıcı bir şey. Yani bütün bunları yapmayıp bize daha önceki filmografisinde hayata dair görüşünü bir daha tekrarlamak için bütün bu çatışmaları koyabilirim ve de koydum. Koyabiliyorum. Bunları biliyorum. Ama benim söyleyeceğim söz değişmedi. Yani o yüzden tesadüf değil Fırat'ın Övgü'nün 23 yıl önceki röportajında yaptığı şeyi yapmış olması. O zaman hani o bütün o karakterlerin ne diyeyim, şiddetle imtihanının bir önemi kalmıyor yani. Ali'ye dönelim, sonra yavaştan toparlayalım. Evet. Yani evet, yani Nuri Bilge Ceylan'ın otör olması meselesinden bahsedebiliriz. Yani filmografisi çok acayip bir aslında. Çok incelenesi. Yani çok küçük bir yerden başlayıp çok temkinli adımlarla kendinden başlayıp yavaş yavaş işte birkaç metre uzaklaşarak, birkaç yüz metre, birkaç kilometre uzaklaşarak böyle açılan bir filmografi var. Ve mesela hani şeyde oku, mesela Uzağın çok diyaloglu bir versiyonu da varmış ama diyalogsuzluğunu tercih etmiş. Bir diyalog konusunda da önce çok çekingen. Hani şey gibi zannediliyordu ya. Hani o diyalogsuz film çekiliyor. Çekiyor. Nuri Bilge Ceylan filmlerinde herkes uzun uzun bir yere bakıyor. Hani filmografisine dönüp dolaşıp baktığınızda 3,5 saat herkesin car car konuştuğu bize film izlettiriyor artık. Yani öyle bir yere vardı yani. Bir kendi yolculuğuna baktığınızda çok acayip bir filmografi gerçekten. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Hani geldiği nokta açısından. Ama bir yandan baktığında bence Bir Zamanlar Anadolu'dan sonra kırılıyor. Yani Kış Uykusu benim için Uzağın aşırı masterful ve aşırı diyalogla çekilmiş böyle daha grand bir versiyonu gibi. Yani tematik olarak ben bir, yani Üç Maymun'da yeni bir yere açılıyordu. Bir Zamanlar Anadolu'da da yeni bir yere açılıyordu. Estetik olarak da ve hikaye dünyası olarak da. Fakat sonra Kış Uykusu'nda tekrar uzakta ne yapıyorsa ona geri döndü mesela. Ve o karakterin sanki ben başka bir versiyonunu izliyormuş gibi oldum. Yani Bir Zamanlar Anadolu'daki bir karakter, yani düşünün Bir Zamanlar Anadolu nasıl ayrışıyor ya da Üç Maymun nasıl ayrışıyor oradan. Yani bambaşka karakterlere, bambaşka dünyalara girmeye başlarken tekrar bir geri dönüş var ve o geri dönüşte de aynı yerde Kış Uykusu'ndan itibaren bence debelenmeye başlıyor. Ahlat Ağacı, yine biz bu filmi gördük hissiyle ayrılmıştım ben. Aynı şekilde burada da yine aynı şeyleri gördük diyoruz ama hatta bu sefer başka bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi olsa da onu beceremediğini düşünüyoruz çoğunlukla burada. Sonuç olarak bence
yani yönetmen olarak bir şekilde kendini yeniden açabileceği ve tanımlayabileceği bir dünyaya girmeye cesaret etmesi lazımdır bir gecenin. Tekrardan Üç Maymun'da nasıl İstanbul'un arka sokaklarına bakmaya çalıştıysa ya da Bir Zamanlar Anadolu'da, ne bileyim, Anadolu'yu Western diyarı olarak düşünüp ele alıp bize gösterdiyse, öyle bir yere doğru tekrar cesaretle adım atması gerekiyormuş gibi geliyor. Bu, yani çizdiğin resimde şeyi atlıyorsun bence. Yani Ahlat Ağacı, tam filmi beğen beğenme o ayrı mesele. Ama mesela Ahlat Ağacı'nda uzaktaki hep birinden bahsediyor. Biri olmuş. Yani kış uykusundaki adam, biri bir geçmişi var. Bu ülkeye kazandırdıkları bla bla. İklimlerdeki akademisyen, hep birinden bahseden bir yönetmen hiç kimse olan birinden bahsetti ya Ahlat Ağacı'nda. Hani filmi sevmemek ayrı da oradaki o kırılmayı görmek lazım. Yani en azından orada bir çaba vardı yani. O karakter ve oyuncu seçimine kadar çok ciddi bir oyuncu seçimleri, bu arada her zaman bir çeşit atılım, meydan okuma olarak görebiliriz. Orada vardı yani. O yüzden onu çok şey yapmamak lazım. Filmin kendi kusurlarını çok öne çıkardığımızı düşünüyorum ben Ahlat Ağacı'nda. Burada da bence Aslı'ya fikir anlamında katılıyorum. Yani burada da gerçekten işte bütün herkes, ya bütün bu son dönemde gerçekten hani Şenay Aydemir'le konuşurken, işte onun yazarında da olan bir şeydi. Yani hangi dünyada geçiyor bu filmler ya? Bütün bu hani tırnak içinde sanat filmleri. Nerede geçiyor bu patlamalar, olmuyor mu bu ülkede ya? 10 Ekim olmadı mı bu ülkede? Yani Türkiye tarihinin en büyük acısını yaşamadık mı? Stadyumlarda yuhlanmadı mı? Yani biz hangi ülkede yaşıyoruz ya? Ama... Noktasında kimsenin, hiç kimsenin, genç yönetmenlerden hiç kimsenin tek bir şey yapmadığı noktada bir en azından çaba diyorum, bak övgü şey demiyorum yani, büyük paye yüklemiyorum. Bir çaba olarak, kaçırılmış bir çaba olarak buna girişti. Bu bir şeydir yani, bu yine kendi içinde bir meydan okumadır. Yapabildiğim bir cümleyle düzeltebilir miyim kendimi, pardon? Ya aynı karakter derken, şu dönüp dolaşıp aynı sinik karakterden bahsediyorum. Tabii ki de karakterlerin özellikleri farklı. Dönüp dolaşıp işte yani aynı o varoluşçu noktaya geri çekmesi, karakterle beraber filmde çekmesinden bahsediyorum. Bir Zamanlar Anadolu'da tam olarak onu yapmıyor mesela. Orada başka bir şey var. Üç Maymun'da da öyle bir şey var. Ama Ahlat Ağacı'nda da, bunda da, kış yüksüne dolu sinizm ve o varoluş krizini yaşayan adam figürü dibine kadar varlar yani. Anlatabildim mi? Onu demeye çalışıyorum. Anladım. Yoksa tabii ki her karakterde başka bir şey deniyor. Bir karakterde bir kez farklı bir şey hissetmeye çalışsın ya da kendine farklı bir şekilde bakmaya çalışsın demeye çalışıyorum aslında. Ama Ali, senin dediğin şekilde bakarsak esas tam da burada senin dediğini yapmıyor mu? Yani o karakteri sınıyor yani. Tacizle sınıyor. Siyasi tartışmayla sınıyor. Esas o anlamda kendince yeni bir şey yapıyor. Yani bu hiçbir karakterini sınamadığı kadar sınatıyor. Ama benim derdim... Ne oluyor? Fırat'ın yazısında olan bir şey. Yani Samet bu sınavlardan çok kolay geçiyor yani. Ha işte demek geri, dönüp dolaşıp aynı yere geri geliyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Yani şeyde yani, işte, var sıfır tekrar. Niyet var. Yani Samet'i... çeşitli engellerle karşılaştırıyor, onu demek istiyor hani. Dolayısıyla bir farklılık var. Ama yine aynı yere dönüyor. Orada i̇şte da yani o yüzden bir şey ya, heyecanlandırmıyor. Ya Bir Zamanlar Anadolu'yu düşünün ya. Karakter sonunda Dark Side'a geçiyor yahu. Bambaşka ya, bir şey yapıyor orada. Başka bir insan olmasını bekliyorsun şu anda. Başka neyden? Biri olsun. Artık başka biri olsun diyorsun. İnsana. Ama olamayacak ki o yani. Hayır, onu demiyorum. Anlatmak istediği dahil ediyor ama Nuri Bilge Ceylan, Nuri Bilge Ceylan yani. Bu kadar. Hayır ama işte bunu yapmadığı bir vakit vardı. Yani Üç Maymun'da da, Bir Zamanlar Anadolu'da da bunu yapmadığı bir dönem vardı. Başka şeyler araştırdığı bir dönem vardı. Tekrar uzaktaki iklimlerdeki kendine geri dönüyor burada da. Oradaki o yarı aydın figürüne, kış yüzündeki figüre geri dönüyor. Üç filmdir buna geri dönüyor. Evet arkadaşlar, Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasını baştan aşağı Ali sayesinde kat etmiş olarak kapatalım bu tartışmayı. Evet, zaten çok şey bir film. Yani şu açıdan bence farklı bir yerde duruyor film. Yani çok fazla kamuoyunu bu tartışmaya dahil eden bir film oldu farklı olarak.
Gerçekten sırf hani sosyal medyada değil, yani daha çok üzerine yazı yazma şevki de uyandırdı. Yani bloglarda da, orada da, dergilerde de vesaire. Böyle bir film oldu. Dolayısıyla hani bu filmin bence daha fazla tartışma alanı olacak. Filmin kendisinden bağımsız olarak böyle bir alan var diyerek tamamlayalım.